Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamuna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kastamonu 66. Kastamonu 66 ama atıflı okuyacağız. Bu ders en azından müzakere gibi de yapabiliriz de. Başka şartlardan etkilenmeyin. Rahat olun. Bu dersin hakikaten bilinmesiyle ruhsal olarak, psikolojik olarak çok sıkıntını da çaresi öne alınacak. Niye? Senin dediğin gibi sıkıntı var. Sıkıntı var ama kaynağı bilinmiyor. Mesela kaynağı bilinmeyince insan medet darlıyor. O sıkıntıyı bastırmak için alternatif üretiyor. O zaman da onun da dediği gibi o üzerine kaldırın onu. Sefaate kayıyor. Sıkıntı diyor sefaatime, sefaate muallim. Hatırladın mı sözlerden? Mektubatta hakikat çekirdeklerinde galiba 99. madde. En sonunda. Yani insan sıkıntıya, sefahata niye gider? İçkiyi niye içer? Pis olduğunu bilir. Zarar olduğunu bilir. Vücuda zarar olduğunu bilir. Hayvanlaştığını da bilir. Niye içer? Yani kendisinde bulunan bir şeyden sıyrılmak istiyor. Bu sıkıntı ruhtan geliyor değil mi abi? Ruhtan tabii. Şimdi cesedi zannediyor. Evet. Yani hastalık üçe ayrılır. Temelde İbrahim Hakkı öyle diyor. Temelde. Bir... Sinirsel, cismani, biyolojik, bedensel yani. İki, ruhsal. Üç, cin. Cin, ifrit, şeytan, habis ruh. Burada üçünü de işleyeceğiz inşallah. Yani hastalığı üçünü de işleyeceğiz. Çok, onun için çok ilginç. Çok harika yani. Hiçbir şeyden etkilenmen rahat olur. Hastalığı tekrar, birisi beden. Bir bedeni, biyolojik bedeni. İki, ruhsal. Üç, cin. Cinsel derler. Cin, o şehvet manası değil. Cin. Şimdi, en çok hoşuma gidenlerden. Hastalığım var mı bende? Bir hastalık var. Sıkıntı var. O sıkıntının kaynağını ben bilirsem nereden geliyor? Rahat ederim yani. Benim başka bir sıkıntı, psikolojimi bozmaz. Sıkıntı kaynağı bilirse psikolojim bozulmaz. Bilirsin bu. Şimdi zahirde bir laika değil mi? Kastamonu'nun laikası. Allah'a yemin ederim benim dünyamda tamamen baştan aşağı pedagogtur, psikolog dersidir. Okuyacağız bak işte. Laika işte. Laika diyecek. Ha kardeşim ben bir laika oku. Onun için sinirlerim bozuluyor. Bir tanesi dese ki birinci ders kaderi bitirmiş. Tevhid dersi. İkinci dersi dese ki kardeşim orada bir laika okuyor. Yaptığı anda bir yerde görsem böyle bir o acayip vallahi böyle soğuk su dökülüyor bana ya. Çıldırasım geliyor. Yani beni de bilmiyorlar. Gidiyoruz Anadolu'ya şuraya buraya derse. Tak diye derse katılıyoruz. Ondan sonra öyle yapınca ikinci dersi arama gidiyor ya. Ya bak okuyalım bak. Ne alakası var değil mi Layka? Bir abiye yazılmış bir mektupmuş zahirde. Değil. Okuyayım. 66 ikinci mesele. Ben... nasıl ki madde hava fena ise, bu memleketin de öyle, şu sistem, burayı okumamıştım size, okumuş olduğum zannetmeyin, bu okumadım size yer. Madde hava fena ise, fena tesir ediyor. Şimdi açık hava ile kapalı bulutlu hava demek ki insanı etkiliyor. İnsan etkilememesi mümkün değil. Neydi etkileyenler? Zaman. Yaş, zemin, yaşadığın yer, yerin coğrafyası, konumu, kayalıkların içinde mi bu şehir, denizin kenarında mı, sistemi kapalı mı, yağmurlu mu? Bu insanın haletini de onun etkileyen şeylerden. Taam, yedi, libas, giydi, nesep, üç, altı diyor, eğitimi, kültürü, terbiyesi. Maddi hava bozulursa fena tesir ediyor. Böyle bu Almanya'da hepsiz.
İkide bir... Allah Allah. Sıkılıyor. Yani bilin yani nereden geliyor? Buradan ki bir sebep, en büyük sebebi bu. Güneş yok. Manevi havada bozulsa herkesin istidadına göre bir sarsıntı veriyor. Manevi havada bozulsa, günaha dalsa, evde birisi bozulsa, namaz kılmazsa o evin manevi atmosferi bozuluyor. Ne demek? Her taraf korunuyor, zırhlı. Namaz kılmayan birisi demek camı veya kapının bir tarafı kırık. Dışarıya karşı açık. Tehlike girebilir. Rüzgar girer, yabancılar girer. Manevi havayı da bozuluyor. Şuur selase ve Muharrem'de alem-i İslam'ın manevi havası umum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Ne alakası var şimdi bir layıka? Bak diyor ki şuur selase, üç ayları ve mübarek günler ve geceler insanların teveccüh ettiği ay. Bu sefer ne oluyor peki o? Nasıl hava bozuluyor, şey düzeliyor? Yani mesela benim haleti rüyemle asabidir, sinirlidir, ne bileyim, çok rahattır, sempatidir vesaire anlaşılıyor. Yani içerideki hal dışarı tezahür etmeyecek mi? Hatta cesedi bile tezahür ediyor. Ne diyor? Simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Fetih suresinde ya, lemalarda geçiyor. Yani onların secde ettikleri simalarından bellidir. Mesela işaret-i cazda da hayanın belirtisi diyor, yüzde kızarmadır. Maddede tezahürü. Ben ne an vurgulamaya çalışıyorum? Yani ceset ruh beraber gittiği gibi cesetten ruha etkileme olduğu gibi ruhtan cesetten de etkileme var. Ha? Hariçte mesela bir sahnesi küfür etti. Galis tabir kullandı. İki sene unutamazsın bak. Dışarıdan içeriye. İçeride bak haya utanıyor veya iman ettiği zina yapanın bak ulema demiş. Zina yapanın şurası şu olur, içki içenin şurası şu olur, namaz kılmayan şurası olur, hele hele sabah namaz kılmayanın şurası şu olur. Tamam mı? Hem belli oluyor. Belli oluyor mu? Bugün birisi dedim ki, namaz kılıyor mu abi dedi. Kılmıyorsun. Kılıyor mu abi? Sabah namazına neye kalk? Abi kalkmıyorsun. Abi dedi, bazen değil, çoğunlukla kalkmıyorsun. Belli yani. Sabah namazının nuraniyeti hepten belli. Hepten belli. Kemküm niye yapıyorsun lan? Benim gibi gafil ve fasık bir insan sabah namazını kılmadığını şöyle simadan belli gözüküyorsa ya Allah ne yapar? O ne dedim ona? Bak iyi dinle beni. Allah sana verdiği kredileri bitirme. Allah şöyle bir vurur. Yapma. Bir böyle vurur. Ama bir daha böyle vurdu mu dibe gidersin. Allah ile kavga etmemek. Yani krediyi bitirmemek lazım. Yaptın, uyandın. Hani yaptın günahı, çaktı bir tane uyandım. Çaktın bir tane daha. Tamam da şimdi hani insan kendisiyle Allah'ı tanır ya. Sen bana bir yaptın, affettin, özür dilerim dedim. Bir daha. Yeter kardeşim ya. Yeter lan. Der gibi. Allah da bir yeter dedi mi, Allah'a kızdırmaya gelmez ha. Neyse. Şeyden açılmıştı. Üç ayları ve insanların teveccüh ettiği toplumsal, sosyolojik bir şey. Herkes böyle üç aylarında bir maneviyat olur ya, ruh bu sefer dalga yayıyor. Yani utananın simasında, namaz kılanın simasında gözüktüğü gibi bu halet rüye, ahirete teveccüh edenler de dalga yaymaya başlar. Yani diyeceksin ki vallahi bu adam pek hoşuma gitmedi. Ne? Bak dalga yayıyor. İç dışa vuruyor o zaman. Vuruyor. Açıyor. Peki onunksi vurdu o zaman maddi havada düzeliyor. Bir teneffüs ediyorsun, bir rahatlama oluyor. Buna delir Ramazan'da Türkiye'de. İftara yakın Sultanahmet meydanlarında ol. Bir saate yakın. İstanbul sokaklarında koşturmacalar, pideler, eller. Yani o bir hava. Yani yok mu böyle? Of be. Dettiriyor. Sen dün abi kardeşim bir tanesine dedim her şey dışarı bir koku yayar, enerji yayar. Yani koku yaydığı gibi o zaman demek ki bu insan içindeki manevi alemini de dışarı yayıyor ama farkında değil. Değil. Herkes her şeyin
bir kokusu var. Yani bir dalgadır. Yani enerji, bu enerjinin yoğunlaşmış, donmuş hali. Yani buhar buza çarpar, buzla çarpar, buz olur. Buz ama aslı buhardır. Aslı sudur. Aslı H2O'dur. Kuantadır. Kuvvettir. Madde hayattır. Nur-u Muhammed'idir. Bak yapı değişiyor. Mesela atom parçalarsın, alfa, beta, gamma ışınları olur. Yani artık atomluktan çıkar. O zaman şey olsun da bir şey koku yaymasın. Mümkün değil. Atom olsun, bir şey varlık olsun, şekli olsun, olmasın. Mümkün değil. Ruhun da rengi vardır. Ha şimdi her şey koku yayıyor. Hatta İmam Azam diyor ki, çok ilginç, onun için gülüyor. Kişiyi görmesem, almış olduğu abdest suyunu, vücudundan akan suyunu görsem, suyu, o insanın ruhunun ona yüklemesiyle, kodlamasıyla karakterini anlarım diyor. Almış olduğu suya bakarak karakterini söylerim diyor. İmam Ebu Yusuf diyor ki, onun diyor sesini duysam, ben onun karakterini size sayarım Allah'ın izniyle. Peygamberimiz ayakta mı? O Peygamberimiz o Kay filminden çıkmış. İmam Muhammed diyor ki, ben diyor kişinin yaymış olduğu koku var ya koku. Herkesin kokusu var. Kokusunu alayım, onun karakterini derim size diyor. Kendisini görmesem bile. Bu adamları ben duydukça, bunlar ehli hak. Marifetullah'ta boyutlaşmış. İnsan iftihar ediyor. Niye? İnsanlık nevi adına şeref duyuyoruz. İnsanlığı kurtarıyor. Şeref veriyor. Yani insanlığın boyutuna bak. Melekleri de geçmiş de. Şimdi İmam Azam'la Cebrail Aleyhisselam büyük. Kıyas edilir mi ya? Ne demek istiyorsun? Tabii herhalde tabii. Cebrail Aleyhisselam nerede kalıyor onun yanında? İnsan boyutlaşmış da. Allah'ı 100 defa görmüş ya. Cebrail Aleyhisselam'la Allah arasında bir berzah var. Arş-ı Azam var. Arştadır. Lef-i Mahfuz makamındadır. Ben bir adım atarsam ya Muhammed yanarım. Cebrail demedi mi öyle? Bir adım da atarsam yanarım ya Muhammed. Sen gideceksin. O gittiği Allah ile Cenab-ı Hak'ta görüştü. 563 sözlerde rüyetine ve kelamına mazar oldu. Gitti geldi. Peki ne diyor sonunda? Diyor ki orada, hemen orada. Ümmetini o kapıyı açık bıraktı. Ümmetinden en halisleri İmam Azam. Geylani ne yapmış? O Peygamberimiz Aleyhisselam cismen ruhen. İkisi beraber. Ümmeti kalben ve ruhen. Şimdi bazılar şaşırıyor. Cebrail Aleyhisselam da sen İmam Azam herhalde de lan. Cahillik yapma. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Bak sözlere dayanıyorum bak. Gitti geldi o kapıyı açık bıraktı Miraç'ta. Niye? Ümmetinin evliyayı azimesi, büyük evliyası kalben ve ruhen gidiyorlar. Ustad da gittiğini söylüyor Lazca orada. Gidiyorlar. Ne demektir gidiyorlar? Evet. He? Gidiyorlar da. Yani şeye benziyor bak. Dememiş yapamayacağım. Adam bir tanesi, özür dilerim bir şey soracağım ama. Adam bir tanesi şey soruyor. Merak ediyor Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam şimdi gidiyorlardan bak. Ya nasıldır bir görsen falan. Senelerden beri kavrulup yanıp kavruluyor. Bir gün Hızır Aleyhisselam karşısına çıkıyor. Diyor ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Nedir diyor bu şeyin diye yani böyle. Dedi ki ya ben de hiç sorma dedi. Hızır Aleyhisselam'la konuşabilmiyor. Ben Hızır'ı görmek istiyorum dedi ya. Bu dertle dertlenmişim yani. Allah ne yapacaksın ya? Çok merak ediyorum. Ondan sonra Hızır Aleyhisselam diyor ki insan kılını. Peki görsen nasıl anlarsın? Bilmiyorum onu da. O zaman ben sana bir yol göstereyim dedi. Bak Hızır'ı dedi. Gördüğün zaman şöyle anlarsın. Alıyor yerden taşı bak. Hızır dedi taşı alır. Gözün önünde. Hızır olduğu o zaman belli olacak. Alır dedi. Ha böyle dedi. Parmağıyla taşı toz haline getirir. Tamam mı? Ondan sonra onun Hızır olduğu anlaşılır dedi. Anlarsın. Tamam Allah senden razı olsun. İyi ki dedin demiş. Peki gidiyor. Anlamamış. Aa böyle diyor. Tamam. Hem yapıyor. Hem yapıyor. Ulan Lazca diyor. Bak şimdi. Ustad bak Lazca ne diyor bak. İlk önce Lazcasını okuyayım. Sonra senin Türkçesini okuyacağım. Bu şeyi külliyatı Lazca'ya da çevirdin. Aa bak. Hadi dikkat et.
41. dil oldu bu. Aa dikkat et. Başkası duyup da Üstad Naz demesin. Ha bak, Üstad Naz diyor. Üstad diyor ki gari müteş hatıralarda Karadenizlileri diyor, Lazları diyor sağımda görüyorum. Bu bir şey değil mi? Neyse. Bak Laz yolunu nasip edeceğim bak. Hepten avami bak. Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Tamam. O yolu açmış miracı. Velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş. Tamam, kapanmamış bak. Ne yapmış? O kapıyı açık bırakmış. Arkasındaki evliya-i ümmeti, ümmetinin evliyası, ruh ve kalp. Ruh ve kalp ile o cadde-i Nur'ani'de Mirac-ı Nebevi'nin gölgesinde seyri sülük edip istidatlarına göre makamat-ı aliye çıkıyorlar. Tamam mı? Anladın mı İsmail? Çıkıyorlar. Ha bu izin oldu anlaşıldı. Çıkıyorlar. Çıkmışlardı. Sahabeler olsa. Çıkacaklar. Gelecek. Çıkıyorlar. Var herkes şimdi bu odadan çıkıyor kardeşim. Çıkıyor işte adam da. Çıkıyorlar şimdiki zaman oluyor abi. Tabii. Çıkıyorlar. Çıkıyorum. Lazca değil mi bu? Şimdi Türkçe okuyayım. Ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine mazhar kılmıştır. 563. Bak ehadiyetiyle kelamına ve rüyetine. Valla hele bazen o talebesine rastlıyorum ya. Allah görürüm. Ya sen karışma kardeşim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisi kutsu var. Hadisten yorumuyorum. Üstad demiş bak. Kelamına ve rüyetine, Allah'ın konuşmasına, Allah'ın sema şeyine, şekline, rüyet işte. Nasılsa kafa gözü değil tabii bu. Mazar oluyor. Niye? Ehadiyetiyle. Bu nerelerde başka anlatıyor bak. Sayfayı vereyim. Bu 563 sözler. Sözler 428, 562, 650, mektubat 305, 307, sözler 581, 573, 574, şualar 730. Sözler 566, 571, Büyük Mesnevi 545. Şimdi Cebrail'den anladık mı nasıl geçti? Evliya-i ümmeti. İmam Azam evliya değil ki. Mütebahir ulema. O evliyaların başı ya. Normal evliya değil ki. Peki normal evliya? Normal evliya bu asırda Almanya'da nasıl evliya, nasıl bir evliya arayacaksınız böyle bak bak taş. Namazını kılan, gayrimeşru yollara gitmeyen, 5-10 dakika resulü okuyan, derslerine giden evliyadır. Evliya nasıl olacak? 5 ayak mı? Bir şey bir tuhaf mı bekliyorsun? Bak adam taşış yapıyor. Tanrı olacaktı. Evliya işte bu. Namazını kılan, derslere giden, 5-10 dakika risale okuyan, televizyonlardan uzak duran evliyadır. Evliya nasıl olacak? Evliya işte bu. Ya sen böyle yap da ben değil. Sen evliyasın kardeşim. Evli, ya. Allah dostu demek. E dostun da. Ya belli bir mertebesi yok ya. Şu mertebe gelse... Peki niye hissetmiyorsunuz? Biz öyle şey yapıyoruz da... Hani niye hissetmiyorlar demedim. Niye hissetmiyorsunuz? Niye hissetmiyorsunuz biliyor musun? Enaniyet ve gururuna düşüp enaniyet çukuruna, gurur çukuruna düşmemek için Allah hissettirmiyor. Çünkü Mesnevi Nuri'de diyor ki Allah'ın en büyük ihsan ilahisini ihsanını ihsas etmemektir. Okuyalım neyse. Psikoloji dersimize devam edelim. Demek ki dışarıya vuruyor mu? Oydu. Vuruyor. Onunkisi vurdu, şair oldu. Onun için şair çok önemli. Sarıktır, cübbedir, başörtüdür, mantışı, çarşaftır, ne bileyim cübbedir, sakaldır. İslam'ı anlatan şey hep şairdir, dalga yayar. Onun için rahatsız. Birileri niye rahatsız oluyor? Birileri de hoşuna gidiyor. Sen tesettürlü birisin, hoşuna gitmiyor mu? Ne yapıyor sana? Birisi niye rahatsız oluyor? Bir yerini bombalıyor işte. Ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddi teveccühleri ve himmetleri ve tembirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Nasıl hava güzelleşiyor? Öyle bir kanuniyet okuyacağım ki aklın duracak. Okuyacağım lemalardan bu. Beraber bunda bu kitaplar başına koymadık. Şimdi okuyacağım hepsini. İnşallah. Yani nasıl o adamın oruç tutması, maneviyatı, Allah'a teveccüh etmesi, oruçlu olması nasıl havaya dalga yayıyor? Okuyacağım bir saniye. Maddete. Müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor o yayılan dalgalar. Dur diyor belalara.
Dur, kapatıyor delikleri. En azından şu. Herkesin haleti, manası, hakikati, ibadeti, günahları vesaire. Alemi gayba gitmiyor mu? Alemi gaybda toplanıp Berat gecesi gelecek seneye bakış tarzını doğurmuyor. Bir senede bütün insanların haleti Berat gecesinde toplanıyor. Gelecek sene öyle muamele görüyor o millet. Hı? Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder. Herkes o atmosferden istifade eder veya nefret eder şu an. Şimdi geliyoruz bak. Fakat o şuur mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi 3 ayları gitti, oruç gitti veya cemiyet değişti, zihinler değişti, fikirler değişti. Dolayısıyla zihin, fikir, ruh değişince eyleme dönüştü, hareketler de değişti. Dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ha burada Ramazan'da, bu masada burada değil miydik? Ramazan'da böyle sergiler açılmıyor mu? O iftara yakın ki o heyecan nerede? Hadi bu lan parayla yap bakalım. Şöyle yap, eczaneye gidelim. Burası Almanya. Diyelim ki eczacı efendim. He buyurun. Bize bir hap lazım. Ben para hiç önemli değil. İstediğin kadar vereceğiz. He. Biz Ramazan'a yakın böyle bir acayip bir halleri hissediyorduk. Çok tatlı bir şey Müslüman olarak. Ya bu hali verecek bir hap istiyoruz biz. Böyle bir hap var mı? Eğer iftara yakın sende öyle bir haletler zaten o heyecanda yoksa sen insan değildin zaten. Etkilenmem. Ustad diyor. Böyle alem-i İslam'ı teveccüh etti diyor bir Ramazan'a bir Müslüman olarak diyor. İltifat etmemek, onlara muhalefet etmek insan değildir diyor. Ramazan Risalesi'ni hatırladınız mı? Ne diyorsam orada söylüyorum yani. İnsan değildir. Hatta ahiret dünya pazarı açılıyordu ya çoğu yerlerde bu ne bileyim işte kahvedir, meyhanedir bunlar bile kapanıyor bak abi günah yerleri. Pazarı, Ramazan'dan sonra açıldığında evet. Bu sefer sevgiler açılıyor. Evet. Dalga yayıyor. Ya. Kumarda vurduğun zaman dalga yayıyor. İçki içince yani içki içtin yayılmıyor. Şunu söyleyeyim kardeşim. Fıkıhtakini söyleyeyim. İçki içenin teri de necistir. Ne oldu? İçki değil ki o. Ter içki değil. Ama içki içenin teri de necistir. Sürülürse senin abdest şeyin olmaz namazın. Yıkaman lazım. İçki içenin teri de necistir. Aldığı sıvı ter oluyor. Dolayısıyla. Şimdi ona ne yüklediğini geleceğim o. Nasıl necistir? O gelecek şimdi. Kanuniyeti, Lemalar 82'yi vuracak darmadağın edecek. Sözleri 246 vuracak darmadağın. Yani boyut açılmasını istiyorum. Yani eylemlerden maddenin arkasındakileri görmenizi istiyorum. Yani Risale-i Nur bir şey ifade ederken bir şeyin etrafını çiziyorum diyor ustad. Bir şey kazıyorum diyor bir şeyler. İşte oraları şey yapacağız. Bak ben bu manada parmak basınca ha hakikaten ya bu noktadan bakılırsa gözüküyormuş. Yoksa bu ölçüyle bakamazsan göremezsin külliyatın o şeyini. Ama bir başka soruya başka noktaya nazarla bakar. Hakikaten be kardeşim ya ben o tarafını düşünememiştim diyorsun. Dünya sergisi açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. Havayı tesmim eden bak havayı kirleten zehirleyen Allah Allah hava kirlenir mi? O gazlar değil insanlar bak. Havayı tesmim eden buharat muzahrefe. Muzahrif buhar. Yani içki içinin teri gibi. Mesela temiz şeylerin, gübrenin buharı da, kokusu da pistir. Temiz şeylerin de kokusu da, gülün de, buharı da temizdir. Ha, peki gülün kokusu olsun, gübrenin kokusu olsun, eşyanın kokusu olsun, bir kilometreden karınca şekerin kokusunu alsın. Ruhun kokusu olmasın. Ruh da mahluktur. Duyguların kokusu olmasın. İşte nasıl anlayacağız? En barizini söylüyorum. Girdi adam kapıdan. Rahatsız oluyorsun. Ben yani çoğu zaman derslere gelenleri kapıdan girerken hususuyla şimdi kusursuz konuşuyorum. Bakmamaya çalışıyorum sana. Surata bakınca bazen moralim bozuluyor ya. Hepten çöpten ekesi. Hani böyle bir tuhaf ya. Gözleri de tipi, siması acayip ya. Yani siz de fark ediyorsunuz ya. Sıkıyor adamı.
Niçin ben bu misali veriyorum? Kardeşim, bir şey anlaşılmasına dair benim misaller yaşanan hayattan vermeye çalışıyorum, yaşadığınızı. Bak diyor ki, havayı tesmim eden, havayı kirleten buharat-ı muzahrife, o manevi havayı bozar. Yani havayı maddeten bozduğu gibi o havayı teneffüs eden ceset ve cesetle alakalı olan ruh bozuluyor. Mesela ses. Ses için tıp ne diyor? Hava için şey diyor, sesin için çöp tenekesi diyor. Yani havayı kirletmek. Kirli hava diyorlar. Karbon diyor. Yo. Bu ses müziklerin çok kirletiyormuş yani. He, doğru. Tamam mı? Hava kirliliği derler. O egzoz değil yani. Hava kirli. Havayı çöp haline getirmeyin. Onun için belediye, Büyükşehir Belediyesi İstanbul buna ait bir genelge çıkarmış. Gürültü kirliliği mi? Gürültü kirliliği. Evet. Gürültü kirliliği. Parklarda falan yüksek sesle çalıyorlar nasıl? Kirlilik. Duyuyorsun. Ama kardeşim, hava ne kirlilik mi? Çamaşır makinesine koyalım, temizleyelim havayı. Gürültü kirliliği, hava kirliliği. Nasıl? Kirli işte. Kardeşim, her şeyin bir karşılığı var. Dilin karşılığı elmadır, gözün karşılığı şekildir, kulağın karşılığı sestir, midenin karşılığı gıdadır, ruhun. İşte bunun karşılığı da bu. Diyor ki, bozar, manevi havayı da bozar. Herkes, niye anlamıyoruz? Herkes derecesine göre ondan zehirlenir ve zedelenir. Herkes derecesine göre ondan zedelenir ve zehirlenir. Ben hissetmiyorum diyor. Vallahi günahlardan ben böyle bir etkilenmiyorum. Öyle mi? Dışarısı soğuk. İçerisi sıcak olsa, cam da kapalı olsa, camda ne olur? Terleme olur değil mi? Terleme olur. Niçin? İki zıtların çarpışması. Rahatsız olmayı ifade eden misal bu. Camı aç. Dışarısı efendim soğuk, içerisi sıcak. Peki terleme olur mu cam açıkken? Olmaz. Sen etkilenmiyor musun? Oğul camın açık. Açıksın oğul, aynısınız. Ev gibisin ama cemiyetin aynısısın. Giriyor var, çıkıyor burada. Aynı yer. Camlar, kapılar açık. Yani güya bir çatı var gibi de. Camın açık diyorum ben de onlara. Peki bu abi şeye giriyor mu böyle? Mesela umumi hukuk var ya. Evet. Adam diyor ben kendime yapıyorum diyor ya. Zannediyor işte. O aferin. Soru, ne güzel bir soru. Bu umumi hukukun tecavüz. Çünkü şaire kıran, şairi bozan, açık saçık gezen bir kadın beni günaha sokuyor mu sokmuyor mu? Hani kendin geziyorsun ama beni günaha sokmaya, cehenneme itmeye ne hakkın var? Yani senin bu anlattığına girerse abi, havayı da bozuyorsa bu yani başka mahalledekiler de etkiliyor yani. Herhalde tabii etkileniyor. Onun için şu anda ustad diyor ki haseneler ve seyyeler kişinin zatına kalmıyor. Bu havanın zararından kurtulmak çaresi. Ne yapacağız? Tamam da dert imal ediyorsun kardeşim. Ne yapacağız bu Almanya'da biz? Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak hadiseler, olaylara. Sonra ne kadar müşkilat ziyadeletse kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyete, şefke hareket etmektir. Yani daha çok ciddi olacağız külliyata. Daha çok ciddi derse geleceğiz. Niye? Kendi adımıza gelmiyoruz. Buraya gelince bir manevi hava oluyor. Bir şahs-ı manevi var Risale-i Nur'un. O şahs-ı manevisi canlı ve ruhludur. O şahs-ı manevinin hepimizden çıkan bir haletlerin toplamıdır. Benden bir hal çıktı, koydum oraya. Senden bir hal geldi, koydum oraya. Senden bir hal, bütün nur talebelerin, geçmiş ve gelecekteki bütün nurcuların haletleriyle oluşan bir canlı. O işte Risale-i Nur odur. Hani bir tanesi bana demişti ya, Almanya'nın güneyinde imamlık yaparken Risale'ni anlattık. Adam tabii saf ya, Risale'ni şöyle diyor, Risale böyle diyor. Ben de biliniyor zannediyordum da. Bir tanesi çıkıp dedi ki giderken, hocam dedi ya Allah razı olsun, Risale-i Nur Efendi Hazretlerinden çok bahsettiniz. İstanbul'a gelsek bize Risale-i Nur Efendi Hazretlerini bir görüştürür müsün? Elini ayağını öpsek, elini öpmek istiyoruz. Dedim inşallah görüştüreceğim sizi. Yani zahirde biraz şey söylüyor ama hakikati belki de hissetmiş. Arkasını görmüştür belki de. Demek ki Risale-i Nur'un gözüyle bakmak, ne kadar müşkülat ziyadeletse vazife itibariyle daha ziyade ciddiyet ve şefk. Yani en azından burada bir manevi bir atmosfer olmasına şey yapacağız.
gayret edeceğiz. İşaret içerisinde bir yer var. Ustadımızın Evliya dediği Emir Dağı'nda ve kendisinin bilmediği dediği bir yer var Tahir abi için. Tahir abiye sormuşlar. Tahir abi diyor, kenar köşede diyor biz efendim Cevşen okusak veya onun tersini düşün. Kenar köşede adam içki içse, zina yapsa niye alem fesada uğrar? Yani alem niye fesada uğruyor? Yani niçin tuhaf oluyor? Perdeyi de İbrahim sen şey yapabilir misin? Niye alem şey yapabiliyor, bozuluyor? Niye alem hiddete geliyor? Kainat hiddete geliyor diyor. Evet. Orada Tahir abi o yeri göstermiş. Yani o yeri göstermiş yani. Niçin diye merak ederseniz gösteririm. Şimdi işaretleyeceğiz. Var mı? Yok. Varsa göstereyim size ister. Masanın üstüne benim kitap var. Tamam. Neyse ben hem okuyayım hem zaman geçireyim. Var mı? Yani merak edeniniz olur da. Burası. 174. Yufsidûne fil erd. Yani arzda fesat çıkarırlar. Fesat ederler. Peki soru var. Soruyu okuyayım da kesin. Bir faskın fıskı ile arzın mütesir olması akıldan uzaktır. Tahir abi burayı okurmuş o sorana. Ya. Çünkü başkalarının futuru ve çekilmesi ehli himmetin şefkini gayretini ziyadeleştirme sebeptir. Zira gidenlerin vazifelerinde bir derece yapmaya kendini mecbur bilir ve bilmelidir. Şimdi başka bir yeri okuyorum bakayım. Abi, bu Risale-i Nur gözüyle nasıl bakılır? Yani Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Risale-i Nur gözüyle olaylar. Peki beni başka yere sevk ettim. Ben başka yere doğru gidecektim. Yani kısaca bir eğer yerini de en azından söylersek. O zaman şeyi söyleyeyim size. Emirdağ 1, 32, 33, 34 ve 10. Lema. O zaman gözükür. Mesela yağmursuzluk, kuraklık, bela ve musibet. Mesela Anadolu memleketine bela 2. Dünya Savaşı'nın girmemesinin sebebini söylüyor Üstad. Niye girmedi? Ondan sonra Risale-i Nur gözüyle bakınca olaylar çok farklı. Mesela Risale-i Nur bu memlekette okununca yaz kış nasıl oluyor? Okunmayınca ne olur buralarda? Maddeten. Burada anlatıyor. Eğer zamanımız yetişirse bunu okuruz. Bunun yerleri var. 90 küsürlerde de var. Kastamonu'da da var. Bir sürü yer var. Yani böyle Risale-i Nur'un gözüyle bakmak. Çünkü çareyi... Çünkü okuma... nedir? İşaret-i Cazda da diyor ki Allah canibinden kudretin azameti altına bakmak. Risale-i Nur'un gözüyle yani Kadir İlahi'nin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden daha ileri merhametin sürmüyorlar ki efendim azap çeksinler. Mesela Risale-i'nin gözüyle bakmanın daha başka bir yerini göstereyim size. Bak. Risale-i'nin gözüyle bakmak. Çünkü reçeteyi sen hastalığı okudun. Altta da reçeteyi okudun. Evet. Yani ilacı. Doğru. İlaç nasıl kullanılacak şimdi? Bak. Aynı Allah canibinden bakmak gibi. Yani. Ha, Allah canibinden bakmaktır yani Risale-i Nur'la bakmak. Allah canibinin altına, kudretin azameti altına bakmak. Bak. Mesela Allah canibinden bakmasan ne olur? Bakınca ne olur? Ha 20. 220 tamam bak. Şimdi Üstad Hazreti bu kainattaki, bu dünyadaki savaşlara, kan dökülmelere vesairelere üzülüyor. Ben hulasa edeyim, uzun olmayayım diye göbeğinden okuyayım bunu. Üzülüyor. Yani belalar, musibetler Anadolu'ya, Türkiye'ye böyle neler gelmiş, Irak'a, Mırak'a, nereye dersen de. Senin bu şiddetli teessürün, Risale'nin gözüyle bakmak bak ne yapıyor. Senin bu şiddetli teessürün, o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Niye? Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniye'den daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını, masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin, bak iyi dinle şimdi.
senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata, senin gücünün, ilminin dışında gelişen olaylara çocuk işte yapmak istiyorsun. Yani iyi olmasını istiyorsun. Olmuyor. İnsanlara nurlar tanıcak, iki de bir getiriyorsun derse gelmiyor vesaire. Halva söylüyorsun, olmuyor. Tamam. Senin gücünün, iktidarın haricinde olan hadisata İbrahim, onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz, şiddetli elemi şefkatten kurtuldum. Bak, ne acayip. Sözler 220. Ya bu acayip bir ders ya. Burada şu anda atıp söylesem 20 tane atıf var. 123'e bir bakayım da. Bak 123. Of 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 of. Hey canımın ciğeri. Bak her bir manaya ayrı bir şey yüklenmiş bak. Bak diyor ki bunlar beni sevk ettin mi? Ne biçim adamsın? Nereye sevk ediyorsun beni? Bak. Ben de dayanamıyorum ses hoca bunları açmayınca. Dayanamıyorum yani. Bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. İmanı tahkikinin Risale-i Nur'dan almış oldukları imanı tahkikinin nuruyla ve gözüyle. Her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyet ve rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle ve gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Layka, kardeşim yok oradan layka. Öyle mi? Bak. Nasıl çarpılmış bak. Çize çize, boyaya boya. Risale-i Nur'un gözüyle bakmak, Risale-i Nur'un nuruyla gözüyle bakmak. Yani seni atıyor kader ilahi canibine. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalinle kadere fetva verdin ki Cenab-ı Hak bunu şey yaptı sen? Bak Risale-i Nur'un nuru ve gözü demek marifetullah. İman-ı tahkiki. Arkasından bakınca şu bakışın oluyor. Kader ilahinin izini, özünü, yüzüyle. İz, öz, yüz. Kader ilahinin iziyle, özüyle, yüzüyle bakmak. Ve arkasındaki hikmet ilahi, merhamet ilahi, Allah'ın rububiyetini, terbiyeciliğini, tak 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 tokatlamasını, tak tak tak, akıllı olan, öyle. Ha, onu müşahede ettiklerinde, merhamet ilahiyeden daha ileri merhametini sürmüyorlar ki azap çeksinler. Şimdi gene biz dersimize psikoloji. Bu da bakış tarzı değil mi? Senin sen of be diyorsun ya. Peki abi buz etmemiz gerekiyor mesela. Şu anda bir zulüm var. Gözümüz önünde cereyan ediyor. Buz etmeyecek miyiz? O başka. Yani zahir hadisedeki hükmümüz, bakışımız farklı. Arka, zahirde ne yapacağız? Allah zalimlere, münafıklara, şeddatlara, firavunlara lanet etsin. Kızarız, gereken esbabı şey yaparız. Allah Resulü zırh giydi. Ama arka taraftaki de hikmet ilahiye teslim oldu. İkisini beraber cem edeceksin yoksa azap çekersin. Hep arkadan bakmak olmuyor. Arkadan bakmakla beraber bu da şey yapacak. Şimdi ben sana diyeyim şimdi. Ben bu memlekete gelmezsem bu dershaneye gel. Yani tamam kardeşim sen tanım. Tamam ama bunun esbab alemi de var. Esbab aleminde ne yapılması gerekiyorsa uymak esma-i ilahiyenin tecellisine mazardır. O da esma iktiza ediyor. Esma'nın bir tecellisidir. Sebeplere uymak. Çocuk istiyorsan evleneceksin. Bu da istiyorsan ekeceksin kardeşim. Tembel tembel oturup da arkadan tevekkül etmek tembelliktir. Her şey kadere yüklenir. Olmaz olmaz. Bazılar diyor ki ne yapayım nasibim, kaderim. Dedim ulan kardeşim sen niye böyle kadere iftira ediyorsun? Kadere iftira ediyorsun. Kaderim. Ulan kader mi yazdı sana ki böyle yapasın diye? Günah işleyesin de kaderin miydi? Allah Allah. Niye Allah'a iftira ediyorsun? Kader Allah'ın ilmidir ya. Sen böyle yap diye kader yok ki. Böyle yapacak diye kader var. Nasıl varmış? Böyle yapacak. Bilmek yani. Yoksa böyle yap. Emir. Hürriyetin yok. Niye yaptın günahı bilmem. Kaderim buydu. Onu takkemi anlat. Kazamı anlat şimdi dinle. İyi bir şey yapacak ben yaptım. Tabii. Para kazanınca ben. Ben kardeşim.
Şimdi 134'e bir bakalım. Güzel değil mi Salih Nur? Çok güzel. Hoşuma gidiyor lan. Hoşuma gidiyor ya. Biter mi şimdi böylelikle? Oradan oraya, oradan oraya. Ya o zaman bu Risale-i Nur gözünü ayrı bir ders yapalım abi. He ya. Sifo 20 yeri okusak Risale-i Nur gözü ve nuruyla. Evet. Nuruyla ve gözüyle. Nereye atıyor biliyor musun? Risale-i Nur'un gözü ve nuru Kader-i İlahi Cami'nin ibinden sana baktırıyor. Oraya tarafa attırıyor. Bak şimdi. Ha yine Risale-i Nur gözüyle bakıyoruz olaylara şu havadaki. Bugün kapalı ya çok. Ne zaman kapalı değil ki? 15 günden beri hep kapalı. Neyse ben nasıl bir ümidim var buradan gideceğim yakında. Allah yardım etsin size. Bak, maddi hava bozulduğu vakit, nasıl ki sıkıntı veriyor. Allah Allah, ya durup dururken sabah kalktın. Ya nereden geliyor kardeşim ya bu sıkıntı? Deme. Deme. Evdeki olaylar, hadiseler, şekiller, tamam mı? Uygunsuzluklar. Artı camı bir açtın, ooo kapalı hava ya, yağmurlu hava. Püş. Hele kapalı olup da yağmur yağmasa hepten çıldırtacak. Ama yağmur olsa of be. Hava biraz sakinlemiş durdu. He, diyoruz. Buradan çıkın ama dedik. Bir açtım güneş, of be, sanki karanlıkta bir şey göreyim. Bak şimdi, usta diyor, maddi hava bozulduğu vakit, ha peki ne işine yarayacak bu bilgi, bu ders? Hah, of pof yapınca nereden kaynaklanıyor çözeceksin. Çözüyorsun ya. Ha buradan kaynaklanan o zaman üzülmeye gerek yok kardeşim. Geçer de. Nasıl yapacağız bunun karşısında? Alternatif çıkar. İki şekilde alternatif olur sıkıntıya. Ya günaha gireceksin, unutturacaksın şeyi. Bilgisayar gireceksin, internete gireceksin, kepazeliğe, televizyonuna gireceksin. Sokağa gidip bilmem nerelere gideceksin. Veya imanını çıkartacaksın, karşısına koyacaksın. Marifetullah böyle dersleri okuyacaksın. Koyacaksın lan bana. Allah Allah. Bağlayacaksın fişi külliyata. Basacaksın ceyranı. Hava düzelecek. Tabii. İçerideki hava ne kadar efendim bozuksa dışarıyı bozuk görürsün. Dışarısı güneşli dahi olsa sana azaptır. Ustad şöyle diyor şu anlarda. Çocuğunu kaybeden bir kadın diyor. Kainatı ağlar ve yetim görür. İstersin güneşli havaya koy. Ha, demek ki alem aleminle kaimdir. Aleminle değişir. Alemi değiştirmek istiyorsan alemini değiştir. Hadiseleri değiştiremiyorsan nazarını değiştir. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Alemi değiştirmek istiyorsan alemini değiştir. Tamam. Bak şimdi. Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor? Asabi sinirlerde inkıbaz hali başlıyor. Şu. Maddi hava bozulunca asabi, hassas sinir sistemi hassas olanlara, asabi olanlara şöyle olur. Madde hava bozulunca asabi sinirlere inkıbaz hali. İnkıbazı söylüyorum. Hiçbir şey canın istemez. Yatmak mı, çarpmak mı? Ne dedin kardeşim? Hemen sinirlenmek, asab olmak. Bundan oluyor. Ustad sabırlıya, asabiye ne diyor biliyor musun? Sabırlı adama bak ne diyor. Ulan Hasan rahat dur. Sağa sola atlama şimdi. Yalnız onu diyeyim. Asabi olanlara müjde. Usta diyor ki, usta sabırlı, sabır abi de şeymiş, sinir hastasıymış. Sinirliymiş ya. Usta diyor ki, sabırlı ol. Ehemmiyetsiz ve zararsız olan vehmi ve asabi hastalığına ehemmiyet verme. Asabi hastalığına ehemmiyet verme diyor. Asabi hastalığına ehemmiyet verme. 8. sayfa. 7. sayfada var, bir de 201. sayfada var. Asabiyete bakış tarzı. Asabiyetine şöyle bakacaksın. Tamam pedagog mu şimdi Bülent? Psikolog dersi değil mi? Psikiyatrist dersi değil mi? Benim anlayabildiğim kadar. Ya umman gibi kafalar olanlar bunu nasıl anlıyor külliyatı? Ben de onlara hayret ediyorum. Böyle adamlar acayip nasıl lezzet alıyorlardır. Ben duramıyorum. Bak sabırlı ol. Sana ehemmiyetsiz ve zararsız olan vehmi hastalığına. Yani vehim var, yok üretiyor. Yok, var gibi gösteriyor. Yoku da var gösteriyor. Dur lan senin donanımların var ya. Kullansana hastalığında, musibet, dert, sıkıntı, asabi olduğun zaman kullansana. Sıkıldığın zaman kullansana imanını. Ne o? Hemen başla okumaya. Allah'ın canibinden bakmaya başla. Sonra
Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa bak, bu asırda maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsani taammum etmiş memleketlerde. Burası değil mi? Hevesat, iki tane şey var. Bir, his ve heva. Külliyatta iki tabir geçer. His ve hevaya mağlup olmama şartıyla diyor. Geçer, hatırlar mısınız? His ve hevasına mağlup olanlar. His ve heva ne demektir? Heva, heva, hava. Adem'in havası. Maddi şeylerin karşılığıdır. Mesela kadındır, baklavadır, arabadır. Yani maddi şeylerin getirmiş olduğu lezzet. His ise manevi. Şöhret, enaniyet, gurur, kibir. Le, menfi bir şey. Lezzet kaynağı. Tamam mı? Bak usta diyor ki, bu asırda ve bilhassa siz neredesiniz? Hevesat, heveslerin ve müştehiyat-ı nefsani, yani nefis pisliklerinin, nefsani pisliklerinin tamum etmiş memleketlerde, umumileşmiş memleketlerde, çok olan memleketlerde ve hususan şuur-u muharreme ve şuur-u mübarekede manevi havayı tasfiye eden alem-i İslam'ın intiba ve teveccüh-ü umumisi, o mübarek şuhurun gitmesiyle, alem-i İslam'ın teveccüh gidiyor, Ramazan değil, o eski haller kalmıyor, gitmesiyle tevakuf etmesine fırsat bulup havayı bozan, bak fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında, havayı bozuyormuş dalaletler, havayı bozuyormuş. Onu okuyacağım, heyecanla onu bekliyorum zaten. Havayı bozan, diyeceksin ki ya adamın kafir, küfür efendim manevi bir haldır. Nasıl yani bozar? Bunu okuyacağım, nasıl bozar? Bak, havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayat-ı dünyeviye hevesat-ı nefsanenin tasallutlarının noksaniyetinden ehl-i İslam ve ehl-i imanda hayat-ı uhreviye çalışmak iştiyakı baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsanenin inkişafı ile o iştiyak-ı uhreviye gizlenmesi anında elbette böyle kutsi evlatlarda zevk ve şevk yerinde esteme ve futur gelir. Fakat madem diye devam ediyor. Şimdi havayı bozan dalaletler nasıl? Havayı, madde havayı nasıl bozar? Dalaletler, küfürler. Tamam. Şimdi ona bakıyoruz. İlk önce lemalardan okuyalım. İkisini de okuyacağız. Kaç dakika oldu dersimiz? 50 dakika. Eyvah. Yarım saat hocam. Öyle mi? İyi. 82 lemalar. Harika bir yer. Bu noktadan bakarsan bak değişti şimdi. Kainattaki, iyi dinleyin. Kainattaki umuru hayriyedeki kanunları mümessili, nazir hükmünde olan melaikelerin vücudu, ittifak-ı edyan ile sabit olduğu gibi. Yani kainattaki hayırlı işler var ya, işte ağacın kökü vasıtasıyla gıdaların alınması, gezegenlerin tutulması, yıldızların durması, dalların, senin vücudun, saçının büyümesi. Yani hayli işlerin temsilcileri, mümessilleri kim? Melekler. Hayli işlerin. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, köpek ve resim olan yere hayır melekleri girmez. Kim girer? Habis. Habisler girer. Habis ruh, ifrit, cin girer. O resimlerin gözde, o resim var ya, hayvani ve insan resimlerinin gözlerine cinler saklanır. Cinli olanlar da o resimleri indirmek istemez. Direnir. Çünkü içindeki indirtmez. Allah Resulü diyor ki benim bile bastığı gibi. Ya babamın ya. Ya çocuğun ya. Masum çocuğun. Allah Resulü kadar hiç kimse masum değil. Benim bile resmimi görseniz ayağınızla çiğneyin. Şimdi bak, anladık mı? Yani hayli işlerin mümessilleri, işin yularını tutan melekler olduğu gibi umur-u şeriyenin mümessilleri ve mübaşirleri ve o umurdaki havanın kavaninin medarları olan erva-ı habisi ve şeytani bulunması hikmet ve hakikat noktasına katil. Yani
Şerli maddeler, kanser, verem, deprem, günah. Adam mesela zina, içki içmez. O andaki vücuttaki bu oturanlar, vücuttaki o hareketleri yaptıranlar içki vesaireyi melek değildir. Rahmet melekleri girmez. Peki ne var orada? Şerliler var. Onlar tutuyor. Ha dedi ki burada umuru şerriyenin, şerriyenin, şerli işlerin bir mümessilleri, dizginini tutan ve bir de mübaşirleri. Yani içine giren oturanları. Üstad Hazretleri sözlerde oturanları söylüyor. Yani şu. Şimdi bu bir kap düşünün. Kaptır zaten. Buraya içki de var, su da var. Atom da böyle düşünün. İşler de içki içmek, Kur'an okumak da bir eylemdir. Aynı böyle kap düşünün. İçki içerken insanın kabına, insana hakim olan güçler ki hareket yapıyor, habislerdir. Habis. İfrittir, cindir, erva habisedir. Bu çünkü Üstad Hazretleri şurada diyor, 246 sözleri diyor ki, o nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevvad-i şeririyle onların mümessilleri ve sekeneyi habisileri. Yani insanları kötü yola sevk eden dergi, gazete, televizyon, kutu. Televizyon bir kutudur. Orada şer oluyorsa onun içine habis birisi girmiş. Ya ben etkilenmiyorum. Peki etkilenmiyorsan mesela ben televizyon etkilemiyorum. Kavgalı gürültü olduğu zaman elen canlanıyorsun. Şehvi şeyler gelince şehvi duyguların gelişiyor. Bak etkileniyorsun. Peki şehvi şeyler gelince etkileniyorsun da, korkulu filmler gelince böyle etkileniyorsun da, ruhu bozan o açık saçıklar ruhu bozmuyor. Yani o resimler duygularını harekete getiriyorsa gösteriyor ki ruhunu bozuyor. Ama diyeceksin vallahi bana hiçbir şey olmuyor, et gibi oluyor. Demek ki cam açık, bitmişsin yani. Allah yardımcın olsun. Demek ki mevvad-i şeriri yani kanser, veremdir, mikroptur. Onların içine oturan, üstad öyle değil, mevvad-i şerire, şerir maddeler, kötü gübreler. Onun içinde oturan kimmiş? Onların mümessilleri ve sekine-i habise. Onu idare eden, yollarını tutan ve içine oturan, ev gibi o pisliğin içine oturan kimmiş? O nevi beşerin targ-ı kemalatında ne büyük bir engel, ne müthiş düşman teşkil ettiğini ihtar ederek. Ne o? Habis müekkelleri. Ne diyor o? Şu. Maddi envaları ve envan manevi mümessilleri ve müekkilleri. Onların maddi şeylerin manevi mümessilleri ve müekkilleri. Yani onların dizginini tutan ve içine giren. Pirinç misali gibi. Ha pirinç. Ha işte o. Sen pirinç verdin ya. O mesela adamın haleti hayır. Alnı teriyle kazanıyor, pirinç alıyor, çocuğunu yediriyor, hayırlı çocuk oluyor. Adamın haleti fasık. Fasık, günahkar, rezil, itikatsız. Buradan süzülecek nütfe. Bunun meyli olan pirinci çalmak. O bu ruh, pirincin ruhu oluyor. Yani pirincin atomunu değil de elektronları yani o enerji boyutunu bozuyor. Pirinci de yiyince vücutta pirinç kullanılmıyor ki. Pirinç de hücrede mitokondriye gidip enerjiye dönüştürülüyor. O adamın da niyeti onun enerjisini bozmuştu. Bu enerji o enerjiyi bozduğu için bozuk kapı yer, çocuğu maneviyatını etkiler. Bu her zaman olur ha? Tabii. Almanlar nasıl olur? Diyelim Alman Müslüman oluyor. O da bozuk olması lazım. Tabii bozuktu. Bozuk değil olur mu? Peki Müslüman olmasının sebebi âli bir Cenab-ı Hakk'ın layık olduğundan, liyakat olduğundan el uzatmış. Hmm. Mesela sahabe ama layık olduğu için. Mesela Ebu Cehil'in oğlu İkrime. İkrime nasıl olmuş? İradesini ve büyük bir yani bunun iticiliğine karşı güçlü bir irade sarf etmiş. Yani bir çatışma gibi. Tabii. Yani mutlaka böyle olur manası yok. O zaman ihtiyar kalkar. Mesul olmayız. Mesul. Yani burada ne anlatılıyor? Senin neslini veya senin kişiler uğraşacağın zatlarda veya evladında böyle böyle olur. Dikkat et. Bir de getirip götürdüğün dersi getirdiğim insan niye hemen nurları tanımıyor? Niye bu kadar derse geldiği halde
ağla şey maya tutmuyor. Onlar adına konuşuyoruz. Yoksa vücutta mesela hastalık var ama hala sağlıklısın. Yani ama burada orada hastalık hücresinin mevkili melaike değildir. Ustad onun için diyor zaten hastalığın %90'ı çoğu hastalar risalesinde vehmidir diyor. Vehmi bir hastalık. Vehim hastalığı doğurur. Yani vehim ruhsal dengeyi bozar. Ruhsal dengeyi bozunca savunma sistemi çöker. Savunma sistemi çökünce habis ruhlar, habis maddeler, habis maddelerin müekkeleri vücuda hücum eder, girmeye başlar. O manevi şeyler bizim de maneviyatımızı bozunca, ruhu bozunca o da atoma da tesir ediyor. Mesela şuram ağrıyor, buraya. Mesela diyor ki mesela vehim, ya buram ağrıyor. Oysa bir şey yok, bak ağrabilir. Şimdi demek istediğim şu. Her şeyin, maddenin bile dizginini tutan ve o maddenin içinde oturan o enerji, eğer pirinç enerjisi ise, elma ise, onun enerjisi yani o enerji kuvvettir. Kuvvet, enerji, fizikteki adı enerjidir. Bizim İslam'da tabiri nedir enerjinin? Kuvvettir. Melekler de kuvvettir. Lugatın bir manası. Kuvvettir. Melek yiyoruz yani aslında. Meleği yiyoruz. Ha mesela içki içiyorsun. Onun şeyi müekkeli de habis ruhtur. Mesela buna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyor. Kişi kabire girer diyor. Bir tipi, kokusu, gürültüsü, şekli, acayip ve garayip böyle dehşet saçıyor. Geliyor, dur dermiş kabireli. Sen kimsin? Ben falan yerde sarf ettiğin küfür sözüyüm. O küfür cisimleşmiş. Ustad da 32. sözde kullanıyor. Burada elmayı yersin, elhamdülillah dersin, orada da elhamdülillah yersin diyor. Hatırladınız mı? Evet. 32. sözde. Burada sarf ettiğin elhamdülillah orada elma olacak. Ne demek biliyor musun? Bak. Elmayı yerken bakıyorum. Bir ağızda elhamdülillah var. Bir de başka elhamdülillah'dan bahsedeceğim. Elmayı yerken bu Allah'ın ikramı, iltifatı olduğunu bunu bilmek, manevi eli görmek, yani tefekkür etmek, Allah'a düşünmek. Zaten nimetler şükür için verilir. Manevi bu hal alırsan elmayı yerken o anda elmadan alınan enerji hap doluyor. Duygulara göre nütfede değişiyor ya. Elmayı yerken Allah'ı düşünürsen o Allah'ın dediği gibi harcarsan bu elma enerji olmuyor vücutta. Elma zerresi kullanılmıyor ki o parçalığına enerji oluyor. Ha, vücuttaki ruha göre de madde şekil almıyor mu? Utanan insan, utanma ruha aittir. Siması kızarmıyor mu? Şehevi arzular ruhidir, hissidir. Organlar değişmiyor. Hiddetler, kızmalar hissi değil mi? Bu ceset değil, nasıl yansıyor? Ha, elmayı yedin. Allah'a düşürüyorsun, fikrediyorsun, hissediyorsun, bahsediyorsun. Allah'a düşününce bir hal oluyor. Utanınca cesette yansıdığı gibi... O elmayı yerken de Allah'a tefekkür ettiğin anda o bir ruhta Allah hakikati imal ediyor ruh. Marifetullah. O enerji, ruhun enerji elmanın şeyini boyuyor. Elmanın enerjisini boyuyor. O elma oluyor, marifet oluyor. Peki o enerji... Bu ruhtaki bu enerji çıkmasına sebep neydi? Elma. Elma yiyince şükür duygusu oldu. Hamd oldu. Memnuniyet duyguları çıktı. O duygular bunu değiştiriyor. Elmayı elmalıktan çıkarıyor. Hamd oluyor. Bu enerji de cennete gidince donacak. Bu enerji de donacak. Elma olacak. Aslına geçecek. Peki cennetteki elma, ustad diyor ki bitkiler, ağaçlar insan gibi olacak. Çağınca gelir. Peki elma nasıl gelir? Ha işte buradaki bu enerji haline gelen, bu enerji de ruh. Benim ruhumla boyalanmış. Aynı ruhumun paketi olmuş elma. Bu
ruhlanmış elma enerjisi cennette aynı benim ruhumun hakikatidir ya. Benim ruhum da şuurludur, akıllıdır, canlıdır, hislidir, tanır, beni de tanır, onu da tanır, beni de tanır. Buradan çıktı. O elma enerjisini ruh hamda dönüştürüyor. Elma enerjisine dönüştürüyor. Cennette de aynı bu olduğundan o enerji beni tanıyacak. Yani elma beni tanıyacak. Bu nimetler 70 bin perdeden geçmiş. Geç akşam söyledim. Allah'ın işte esması 70 bin perdeden geçmiş, cisimleşmiş elma olmuş. Yani biz o zaman burada bir nevi esma mı yiyoruz? Yiyorsun. Hatta peki orada nasıl olacak bu şimdi cennette tam esmanın 70 bin perdeden geçmiş halini yiyorsun. Orada bizzati esmanın kendisi tecelli ediyor. Peki esmayı kim yiyor? Esmayı yiyen de sıfatın kendisi. Çünkü cennet insandan basittir. Cennet insana hizmet makamıdır. Bu ev benden basittir. Buraya bana insana hizmet etmek için vardır. Cennetin değeri insanla bilinir. İnsansız bilinmez. Cennet insandan daha düşüktür. İnsan daha üstündür. O zaman cennette insan cennetten üstünse, cennette esmanın perdesiz tecellisi ise insanın kendisi sıfatın tecellisi olacak. O zaman yedi esmadır. Cennet makamdır. Anladın mı makamına? Yani ben şunu biraz şey yapabilseydim. Yenilen, içilen şeylerle, giyilenle halet değişiyor mu? Bu halet. Ondan sonra. Bu halet, bu enerjiyi değiştirmiyor. Değiştiriyor. Yani bu, şeyim değişiyor da tipim değişiyor. O zaman ben elmayı yedim. Elma enerjiye dönüşmeyecek mi? Dönüşecek ama nereye diyor? Benim niyetime göre değişecek. Fasıksan fasık aletlerimle boyayacak. Bu elmaya dikkat edin. Ruhlara ayrı bak. Elma yanacak. Enerjiye çıktı. Bu enerjinin bir şekli yok. Ruh hemen blok ediyor bunu. Kendine benzetiyor. Bu tamamen ruhtaki şükür haletiyle boyalanıyor. Hamd haletiyle boyalanıyor. Bu hamd oldu. Ama canlı hamd. Şuurlu hamd, enerji hamd, enerji hali hamd, böyle akıllı hamd. Bir anda biz 110 sözlerde, bir an, her an yaratılıp, varılıp yok oluyoruz ya, dırırt, gidiyoruz geliyoruz değil mi? Yaratılıp gitmiyor muyuz? Yaratılıyoruz, yok oluyoruz, yok olup varılıyoruz, var olup yok oluyoruz. Yani 110. sayfada, dırırt. Şimdi elma gitti, elma enerjisini ruh gitti boyaladı, akıllı elma. Şuurlu, ruhlu elma. Bu enerji artık. Elma ismi var, kendisi yok. Enerji. O anda da ben gittim mi? Dırt. Alemin gayba yeni geldim. Gittim geldim. O benim o elma, ruhlu elma gitti mi oraya? O akıllı ruhlu değil miydi o elma? O donacak. Yani donacak derken karşılığını bulunca cennette aynı ben işte. Benim ruhum karşıma çıkacak. O ne haber ya? Hoş geldin ya. Nasılsın? Ben falan ya. Var ya ben sen elma. Sen kimsin ya? Ben tanıyamadım. Ya falan yerde Almanya'da falan elma yemiştin ya, ben oyum ya. Allah Allah, öyle mi ya? Unutmuştum seni ya. Böyle. Zaten peki, yemeyenler ne olacak? Böyle yemeyenler yemediklerini yiyecekler orada. Başta besmele, sonra elhamdülillah fikir olur. Tabii. Evet. Yani şurada dikkatinizi çekmek istiyorum yani. Maddenin mevadi şeriri olsun, hayır olsun. Mümessilleri ve sekini habisleri, içinde oturanları. Anladınız mı? Oturanları. Allah. Oturanları. Anladın mı? Bak. İltifat-ı Rahmani gördüğünden o lezzeti şükrü manevi ederler. Yani o iltifatı görüyor ya, elma ile Allah kendisini iltifat ediyor. İltifat-ı Rahmani. Bizde de şükür duygusu çıkıyor. Bir duygudur o. Ne yapacak o? Kalıp isteyecektir. O bir duygudur. Cisimleşecek. Bir cesetlenecek. O zaman o duygunun çıkmasına sebep olan elma yemesi, elmadan da çıkan enerji o şükrün cesedi olacak. O elma enerjisinin ruhu da bendeki hamd ve şükür hissi olacak. Hisli akıllıdır. Ha, bak. Zaten buradaki cansız maddeler, hayvanlar veyahut da yediğimiz nimetler
Hayvaniyet mertebesinden üstad diyor, insaniyet mertebesine terakki ediyor. Doğru, bak. 641. Elma içindeki elma ile gösterilen iltifat-ı şahanedir. Güya o elma iltifat-ı şahanenin mümessili ve mücessemidir diye başına koyan adam padişah sildin ishal eder. Tamam. Hem iltifatının gılafı olan o meyvede, iltifatın kabuğu olan o meyvede öyle bir lezzet var ki bin elma lezzetinin fevkindedir. Ya. Fesubhanallah. Bak. Burada da. Burada meyveyi yersin. Orada elhamdülillahi yersin. 647. Burada meyveyi yersin. Orada elhamdülillah yersin. Elhamdülillah yenir. Ha işte. Biraz önce anlattığım gibi. Türkçesi buydu. Ben anlattım Nazca'ydı. Tamam. Şimdi buraya çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Şurayla şurayı. 82 lemalar. 246 sözlerde. Umur-u Şiriye'nin mümessilleri ve mübaşirleri. Mümessilleri temsil eden yularını tutuyor. Mübaşirleri de içine girenleri. Orada olan. Zaten o şey. Şer nedir? O şer enerji. Şer tabii gözükecek. Yani şöyle diyeyim. Gül koydun çantaya. Ne kokacak? Gül kokacak da. Gübre koydun. Gübre kokacak. Ha, mevadi şeririye niye? İçi mevadi şeriri dedi ondan. Erva habise ve şeytani bulunması. Maddenin içinde şeytan. Erva habise bulunması. Yani diyor ya hadiste işte o İslam'da da. Adam o kabirde o tipi. Sen kimsin? Falan yerde küfür ettin ya sözler. Hakkı, soğudun ya böyle, galis tabir koy. Ha, ben o cisimleştim oyum. İşte ne diyor burada? Erva habisi ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Belki umuru şeriyede zişur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Bunu 22. sözde de işte burada da söylüyor. Yani onun dizginini o tutuyor. Bir kere şuradan çıkamazsın. Odada köpek ve resim olunca hayır melekleri giremez. Rahmet mi? Hangi melek girer? Hiçbir melek giremez. Rahmet giremeyecek. Peki onlar ne tutuyor? Onun vasıtasıyla diğerlerinde elva habese tutuyor. Bu tür yerlerde de kavga ve münakaşa sıkıntısız hal geçmez. Devamlı stres halinde. Çünkü dalga yayıyor. Her şey dalga yayıyor. Bu lamba dalga yaymıyormuş. Işık yayıyor işte. Peki bunlar yaymıyor. Bunlar da yiyor kardeşim. Her şey dalga yayıyor. Göremiyorsun. Göremiyoruz. Bazen diyorsun ki hassas olan, ya ben burada sıkıldım ya. Tuhaflık var ya. Buraya bazıları gelince sıkılır. Bazıları rahatlar. Çünkü niye? Buranın bombaldırmanı onun şeyine, buraya uygun olmayan bir ruha geldiği için zıp sıkılıyor. Çakıştığı için yoruluyor mu abi? Çatışıyor tabii. Öf, bana ağır geldi diyor. Bir şey ağır geldi yok oğul. Sen hani bazen diyorum. Onda negatif enerji olduğu için yani pozitifle birleştiği an bir nötr şey onu yoruyor demek. Yoruyor tabii. Onun artısı, bunun artısıyla çatışıyor. Artı artıyı da iter. Evet, doğru. Onun acizliğini, fakirliğini bilmesi eksikliği demektir. Eksi. Bu da artı yaysa alır. O artısı var o adamın. Artıları var, eksileri var. Artısı yani kendisince doğrular, yaşadıkları, düşündükleri, hissettikleri, onun öne çıkarttığı duygular. Bu artıdır. Onun artısı. Evet. Buranın da artısı var. Eksisi var. İşte bunlardır. Bunlar cansızdır. Ne bileyim kirlenir, bilmem ne yapar. Bunlar da eksilir. Buranın artısı ne? Derslerdir. Buradaki gayenin öne çıkarttığı nedir? Derslerdir, hakikattir, şuurdur, manadır. Bu artı ile o artı çatışınca, biliyorsunuz ki fizikte iki artı çatışınca, iki eksi çatışınca orada kavgalar çıkar işte. Hı. Şimdi şu ağlarda bir yer vardı onu da ama herhalde zamanımız yok. Yani kısaca topluyorum. 15 dakika var hocam. Resimler nerede olacak? Kapalı yerde. Kapalı yerde olacak. Resimler kapalı yerde olacak. Kapatılacak. Şey diyor ki havanın şeyinden açılmıştı. Devam edelim. Tamam. Diyor ki
Fatiha dahi mesela onun ehli iman envatına aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde, manevi havada çok manevi elektrikleri, manevi radyoları serpmiş. Şimdi bu şeyden aldım. Birinci şuanın başı. Mesela bir mezaristana, kabristana veya kaldırıyoruz. Ya Rab okumuş olduğum Yasin'den hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat. Oo bir sürü yapıyoruz. Onların hepsinin envatına nasıl gidiyor bir Fatiha? Diyor ki Üstad Hazretleri, Fatiha şimdi bu mevzumuzla alakalı bir şey diyecek diyor. Fatiha dahi mesela umum ehli imanın envatına, umum ehli imanın ruhlarına aynı anda yetiştirmek için Cenab-ı Hak ne yapmış? Hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde, bu manevi ve bu hava aleminde, manevi havada, bu maddenin içinde manevi havada çok manevi elektrikleri, manevi radyoları serpmiş. Fıtrı telsiz telefonlarla istihdam ediyor, çalıştırıyor. Hem nasıl ki bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya her birine tam bir lamba girer, aynen öyle de bir Yasin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yasin-i Şerif düşer. Şu lamba, hepiniz istifade ediyorsunuz. Burada bir kişiyle 10 kişi fark etmez. Yani o çok sıkıldı lamba ya, birkaç kişi çıksın demezler. 500 kişi de gelse lamba alamadı. Hani nur, onun için hiç parçalanmadan herkesi gittiği gibi. Bunun sebebi nedir mevzumuzla alakalı? Hava aleminde gördüğünüz gibi havanın içinde de manevi alemler var. Radyolar var, verici istasyonlar var. Neye benzer? Ceset gibi. Cesette bir sürü manevi alem var, his varlatı var değil mi? Ama bunu bilmeyen adam zahide cesettir der. Her şey cesetten ibarettir zanneder. Havada öyle zanneder. Oysa havada alemler var, alemler. Gelan Hazretleri böyle seyretmedi ki 90 sene terakkiden sonra arşı alayı. Ondan sonra şeye gelelim bak. Peki onlar bir bozukluk veriyor mu? Evet. O içindeki hava. Evet bozuluyor işte. Bozuluyor işte. Yufsiduna fil erd. 174 miydi işaret edeceğiz? Orada bak. O senin orada duruyor tamam mı? Senin kötü halin içki içmen bu halettir tamam mı? O fiil. Fiil biliyorsunuz. Ruh cesede yansıdığı gibi. Cesetteki hareketler de ruha yansır. 77 Hutbe-i Şamiye'ydi değil mi hatırladın mı? Hutbe-i Şamiye'de insanın fiilleri nereden çıkar? Hissiyatından ve temayülatından çıkar. Hissiyatından temayül ettiği, meylettiği, arzu ettiği hallerden dışarıya çıkar. O da eylem gözükür, fiil gözükür. Fiil gözükür. Bak elim böyle yaptı. Ha. O zaman nedir o? O içki içerken veya Kur'an okurken, cevşen okurken, kötü bir iş yaparken onun haleti bir dalgadır. Dalga yayıyor. O da buralara da yansıyor, havaya da yansıyor, alemi gayba da gidiyor. Oraya da kaydediliyor. Berat gecesini bütün insanlardan alındı. O için hiddete geliyor. Ama en azından o tür şeyler işlenen yerde hep böyle dalgalar. O adam şimdi içki içme haleti, bir zina etme haleti, Kur'an okuma, cevşen okuma aleti bir haldır da hal. Bu hal yayıyor yani, koku veriyor. Hassas sineler bunu hisseder. O işte buraları bozuyor veya düzeltiyor. O zaman bizim böyle mesela basit gibi görünen bir iki sayfa kitap okumamız, ondan sonra ne bileyim bir araya gelip ders yapmamız belki burada basit gibi görünüyor ama ötelerde, Irak'ta yani bomba gibi patlar. Cevşen okumak. Tabii, nerelerde ne patlar. Nerelerde ne belayı kaldırır? Nerelerde hangi Cenab-ı Hakk'ı takdir etmişti musibeti kaldıracak? Kaldırıyor. Ümmeti Muhammed'in yardımına koşabilir. Tabii. Çünkü niye? Birimiz şartta olsa, birimiz garpta, birimiz şimalde, birimiz cennette, birimiz dünyada, birimiz ahirette olsa beraber. Aynı gidiyor yani. Bak. Yağmursuzluk bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla, pek ciddi nedamet ve tövbe ve istiğfar ile karşılamak ve sünnet-i seniye dairesinde bidalar karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah-ı ilahiye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabel etmektir. Bak yağmursuz dua, bak çareye bak. Bu ne alakası var şimdi? İnsanların duygusuyla, yağmurla ne alakası var? 34 şu anda. Emir Dağ. Yani bu ne duygulu mu? Ben ona örnek vermeye çalışıyorum.
Yani duygumuz da atmosfer nasıl değişir? Niye havalar iyi gidiyor, kötü gidiyor? Bak diyor ki yağmursuzluk bir musibettir. Eylem bak. Ruha bak ne yapacak? Bunu nasıl etkileyecek diyor. Cezai bir amel, bir azaptır. Eyleme dönüştürmüş azaptır. Allah'ın azabıdır. Eyleme dönüş. Allah'ın niyeti, Allah'ın hali diyelim. Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmünü gösterdi. Azap. Nasıl? Fırtına, tsunami, bazı kavimle soğukla, sıcakla, sesle helak olmuş. Ha, bir azaptır. Ne yapacağız buna karşı? Maddi bak. Yağmursuzluğa bakma ne yapacağız? Buna karşı ağlamakla, özür dilerim Allah'a, kusura bakma Allah'a, ağlamakla, hüzün, bak. Hiç madde, o yağmuru nasıl değiştireceğiz bak. Ağlamak, özür dilemek, kusura bakma ya Rabbi, özür dilerim. Kederle, bak bomba atmıyoruz bulutun üzerine. Niyazla, hazirane yalvarmakla, pek ciddi nedamet, tövbe ve istiğfar ile karşılamak, sünnet-i seniye dairesinde bidalara karışmadan şeraitin tayin ettiği tarzda dergah ile iltica etmek. Sonra dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Hem böyle umumi musibetler ekser nasın hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri kısmı azamı tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle defolur kuraklık belası. O zaman defolur o. Çünkü niye? Onun içinde oturanlar var. Kuraklık denilen şeyin. Onun dizginini tutanlar var. Buradanlar gönderiyoruz hayırları. Defolup gidiyor. Mesela cin olan yere. Bismillahirrahmanirrahim. Yapınca veya okuyunca herkes nasıl kaçıyor? Euzubillahissemi'alalimineşşeytanirracim. Hemen ne yapıyor? Tard edilmiş konmuş. Yani o bu neyse, bu neyi taşıyorsa onun zıttı olan kaçıyor. Onun şifresini bozuyor. Bizatihi onlar kendileri bizzat, ben kitaptan okudum hariç, bizatihi kendileri bana anlattı bunları. Bizim dedi yapımızı bu besmele şöyle bozuyor dedi. Şöyle şöyle yapıyor dedi. Bizim vücudumuz da şuradandır. Sen Risale okuyunca, çok o gün okuyunca senin vücudun komple 1 metre, 3 metre, 5 metre, 7 metre, 19 metre ve 30 küsü, 90 kadar kırmızı sütün geliyor. Biz diyor şifremiz bozuluyor. Cinler diyor bunu. Şifrelerin bozuluyor. Eğer Kur'an çok okursan nurun çok oluyor. O zaman diyor şifreyi bozmuyor, o öldürüyor diyor. Onun için o nur gelince kaçışıyoruz diyor. Kaçışıyoruz. Yani yağmur gelmeden önce bir rüzgar gelir, nem gelir, sonra yağmur gelir. Onun için Kur'an okuyanın nuru çok olur, Risale çok okuyanın kırmızı sütünü olur. Onların şifresini bozuyormuş Risale. Dengeyi bozuluyor böyle, manyaklaşa uçak bir yere çarpıyor. Kur'an okuyunca yakıp yıkıyor. Vallahi bunları şey yapınca o kadar Kur'an'a sarıldım ki. Kimyasını değiştiriyor. Acayip. Hoşuma gidiyor tabii. Risale bambaşka ya. Ulan ben Risale okuduğumu nasıl biliyorlar ya? Kırmızı sütününden diyor. Kırmızı dalga yayıyorsun diyor. Herkese. Bana ait değil ki. He? Kim okursa ya. Ha pek okumazsa ne olur dedim. Ne nurun var ne kırmızı sütün. Biz dedi siz zannedersiniz ki biz görmüyoruz insanlar. Onlar da bizi görüyoruz ha. Hayır biz de alanımıza girerseniz görürüz. Yoksa göremeyiz. Şimdi kırmızı sütünün yok. Nurun da yok. Gelişim belli değil dedi. Bizim soframıza ve üzerimize bastığından da biz de sana saldırıyoruz dedi. Onun zaten nuru yoktu. Kırmızı sütünü yoktu. Giriyoruz dedi. Neresinden giriyorsunuz dedim. Kitaptan okuduğumu demedim bak. Sırtından ilk önce. Allah Allah. Ulan niye sırtından dedim. Bir oturdum masama bir araştırdım. Baktım ki Resulullah'ın mührü neredeymiş? Sırtından. Ha şeytanlar ve cinlerin geçitleri orası. Kur'an'ı ve Risale okumayanın sırtı açıktır. Açık dolaşıyorsunuz. Gömlek yırtık. Takır takır dolaşıyor. Kur'an okumayan, Risale okumayanı. Gömlek yırtık. Sırtına boşuna. Niye Allah'a alamet değil mi peygamberliğini? Alnına niye koymadı? Buraya niye koymadı da sırtına koydu? Bir mana ifade etmiyor. Zayıf. Sırtın neresinde oluyor? İki kürek arası.
Hacamat da orada yapılır. Her neyse girmeyelim daha ileriye. Çok çok tuhaf ya. Yani kitaplarda girenler oradan demediklerini bırakmamıştır. Oradan girmişse oradan mı çıkar? Oradan çıkacak. Tabii buradan mudalince oradan basıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam orası bak şimdi. Şimdi arkadaşlar ifade etmek istediğim şu. Hep böyle gayret etmeye çalıştığım şu sevgili arkadaşlar. Fiillerimiz, gafletimiz, kitap okumamamız, cevşen okumamamız bize has kalmıyor. Alemler biliyor hepsi. Alemlere yazıyor Kur'an için söylüyorum size. Alemlere gidiyor. Oralarda karşılık buluyor. Rüyada birisini gördüm. Ya dedim ben burada ders yapıyoruz yani oralarda nasıl gözüküyor dedim. Kabirde vefat edene. Derdimiz o ya vefat edeni gördüm. 40 gün geçmedi. Dedi ki çok iyi gözüküyor. Dalga geliyor. Çok iyi gözüküyor. Sonra işin çok hoşuma giden taraf size de bakıyor. Devam et demiyor. Devam edin. Böyle dalga yok uzaktan. Devam edin. Sonra üçüncü kez bir daha söylüyor. Bırakmayın. Hayır bırakma demiyor. Bırakmayın. Çok sevdiğim bir abimiz de. İslam abi denen birisi. Diyor ki bırakmayın. Bırakma demiyor bana. Bırakmayın. Böyle. Allah Allah. Bize denmez. Buralar dedim. Yani bu okuyunca neler oluyor? Allah zaten 174 işaret cüzlerde okuduk. Oralarda acayip gözüküyor. Orada öyle diyor yani. Yani bir fasıkın fıskıyla ağzın mütesir olmaz akıldan uzaktır soru. Aynı ben yaşadım yani şey. O adamı rüyada bu. Dedim ya buralar oradan nasıl gözüküyor? Çok güzel gözüküyor. İkide bir niye anlatıyorsun dersiniz. Çok hoşuma gidiyor. Anladım. Çok hoşuma gidiyor ya. Çok zatımızda kalmıyor. Hasene dese yattı. Zaten öyle derler. Yusuf şöyle yaptı demezler ki. Nurcu Yusuf böyle yaptı. Ha Müslüman böyle yaptı. Ha bir de felanca ne oldu? Ulan o yaptı da niye orada yayıyorsun öyle? Hasene de öyle. Nurculara bak ya. Burada da öyle. Buradaki ders sanki bu almayı alt üst etmiyor. Böyle geçiyor kardeşim. Bu insanın bu haleti yağmursuzlukla ne alakası var? Ben anlamam. Okuyorum ben. Ya Risale-i Nur şakirtleri dünyaya çok emnet vermediğimizden, dünyaya yalnız Risale-i Nur için baktığımızdan bu yağmursuzluk, yağmursuzlukta dahi o noktadan bakıyoruz. Denizli'de mahkemeye verilen cüz'i bir kısım Risale-i Nur sahiplerine iadesinin aynı zamanında burada dahi, bu emir dağ, Denizli neresi? Verilince geri, Nur talebelerine al kitaplarını denilince, burada da bir kısım zatlar yazmaya başlamaları, aynı vaktinde bu yağmursuzlukta bir derece rahmet yağdı. Fakat Risale-i Nur'un serbestiyeti cüz'i olmasından rahmet dahi cüz'i kaldı. İnşallah yakında benim de Risale'lerim de iade edilecek, tam serbest ve intişarı küllüleşecek. Ve rahmet dahi tam olacak. Şimdi Türkiye'de efendim Risale-i Nur serbest. Niye? Okumuyoruz bu sefer. İkinci bir bela geldi. Sefa, televizyon, internet vesaire, gazeteler, siyaset hele boğdu. Okunmuyor şimdi. Yasak değil ama manevi bir yasak. Okuyamıyor. Onun için bütün nazara bak görüyor musun masamızda bu. Ne olacak ki başka? Burada böyle yazıyor, burada böyle yazıyor. Ben arada anladıklarımı birleştirmeye çalışıyorum. Risale'nin okunmayınca bu olur, okunca. Ama ben 6.sını okudum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Bir de 90. sayfa, 58. sayfa var bunun. Var yani, kastanın da var. Okunca ne olur, okumayınca ne olur? Kabirde neler oluyor? Kabirde gittiğince, kardeşim orada medresi var ha? Orada, ya seni karşılarlar. Eğer Risale okumazsan, derse gitmezsen, durumun hepten iyi değil ama. Görürsün, tek kalırsın orada, tek. Bugün bir tanesine dedim ki, kardeşimiz hastane, hastaneye gittim de hastası vardı hanımı, dedim ziyaret ettik. Dedim ki çıkarken bak, sen dedim nasıl bir insansan ve nerelerle irtibatın varsa senin dostların odur. Onlar seni ziyaret edecek. İnsan dostlarını ziyaret etmek istemez mi? İster dedi. Peki dedim, sen dünyadaki dostların ahirette senin yanına gelmesini ister misin dedim, kafa aşağıda. Mesela kahvede geçiyorum. Dedim kahvedesin devam. Senin arkadaşın o. Cemaatin de o.
der misin olan bu keşke bu dostlar kabirde benim yanıma gelseler, yardım etseler. Yardım ederler mi? Kabirde yardım edebilir mi? Gelmesini ister misin bir kere? Ömrünü onunla geçirdin ama istemiyorsun. Ama nurcu olsan, cemaate gitsen. İstemez misin kardeşim? Bediüzzaman yani hesap verirken bana. Ben kumar arkadaşım nüker mekille yanımda olsa ister miyim? Ulan daha beter olur lan bu melek. Bu kimdir diyecek. Kim yani bu? Kim lan bu? Kame arkadaşım, kumar arkadaşım. İyice açıklarını da veririm. Ben, ama öteki tarafta bu kim? Bu benim Risale arkadaşım. Bu benim ders arkadaşım. Kitabı beraber okuyorduk. Öyle mi ya? Siz nurcu musunuz? Ona benim nurcu olduğumu bilmiyor musun sen? Bütün alem bildi. Melek bilmiyor mu? Zaten vefat etmeden önce o alemleri ilan ediliyormuş o hadis. Üstad da söylüyor kardeşim. Nurcu bir kardeşimiz geliyormuş diyorlar. Oradakiler. Ya, melekler diyor. Tabii. Karşılıyorlar seni. Sonra hesap verirken kenarda oturuyorlar. Giremiyorlar bu hesaba. Kimse giremez. Peygamber'e de hesap var. Fakat etrafın çevirmiş. Sana bakıyor. Oo, Hafız Ali abi, Zübeyir abi, Üstad. Oo, Hızır abi falan. Tamam. Şimdi melek karşımda. Onlar etrafı çevirmiş. Sorursun. Ben bu ki ben anlatayım şimdi. Ayet-i Kübra'dan anlatayım. 22. sözden. Bir cesaret gelmiyor mu? Ama tek bir yerle, tek bir yerdesin böyle sıkıştırmışlar seni. Bildiğini de konuşamaz. Zor. Ama orada Hızır abi rahmetli dedi ki Allah bana sormasın dedi. Vallahi Hızır abi melek dedi. Bilmez ki dedi bizim kadar Allah'ın şeyini tanımayı. O kendi boyutu kadar tanır. Peki Hızır abi dedim amel ne yapacağız? Aa o zaman işimiz yaş dedi. Amel. Amelin hani? Ne? Aa, o da dedi artık dedi şans-ı maneviden başka hiçbir medet yok.